Bu film, üstadın 1927-1934 yılları arasındaki Barla sürgününü yaşanmış olaylardan hareketle anlatma çabasıdır. Bab-ı feyzimden ırak olmayı asla çekemem. Dahi nezrim bu ki canım sana kurban olacak. Nazarın erse garip başıma ey nuru hüda. Bugün artık bu hakir bende de umman olacak. Yıl 1954. Aradan geçen 20 yıldan sonra üstadın Barla'ya ikinci gelişiydi. Üstad Hazretleri seni tanır. İyi görünüyorsunuz. İlk gelişimde validen senin yaşlarındaydı. Saniye hemşire, nasılsın? Arkadaşlarım nasıl? Arkadaşlarınız çoğaldı efendim. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şükür kavuştuk. Hoş gördük kardeşlerim. Safalar getirdiniz. Allah'a şükür sizi sağ salim gördüm. Sağ ol kardeşim. Hoş geldiniz hocam. Şükür kavuşturana. Elhamdülillah. Bana niye haber etmezsiniz? Hoca efendi, hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın kardeşim? Mustafa evladım nasıl? Çok şükür. Çok şükür Mustafa okudu, muallim oldu. Bizleri bırakıp gitti. Muallim oldu. Pek güzel, pek güzel. Şu Mustafa Çavuş'un kabri, şu Ayten kızın, şu Şamlı Hafız'ın eşi Zehra Hanım'ın, şurada da muhacir Hafız Ahmet yatıyor. Üstadım, hoş geldiniz. Amin. Hoş gördük kardeşim. Şamlı Tevfik Nur katipliği bitti. Şimdi nelerle meşgulsün? Üstadım, masum yavrulara Kur'an okutuyorum. Kardeşim, Risale-i Telif'inde katipliğin sevabı neyse, masum yavrulara Kur'an okutmanın da aynıdır. Siz şahit olun, bugün cennete bir davet vuku bulsa, tevfiğimi almadan gitmem.
raporları inceliyorum. Lakin burada hocanın bahsini göremedim. Vali de sordu onu. Anlattığına göre kitap yazmakla meşgulmüş. O yazmaz, yazdırır. Siz ne dediniz valiye? Şey efendim, zararsızdır, kendi haline bırakın dedim. Siz bu adamı tanıyamadınız. Düşmanı küçümsemek, savaşı baştan kaybetmektir. Siz de biliyorsunuz efendim, bu zat Şeyh Said gibi isyana kalkışmadı. Yapsa daha fazla adam toplayabilirdi. İşte anlayamadığınız ayrıntı burada gizli. Adamın hesabı büyük. Küçük oyunlarla işi yok. Nur'un ilk kapısı. Bak bak bak, neymiş? Nur'un ilk kapısıymış. İlkini yazdıran ikincisini, üçüncüsünü yazdırmaz mı? Efendim, kuş uçmaz, kervan geçmez, ücra bir yere sürelim. Kontrolümüzde kalır. Yolu izi olmadığından unutulur gider. Bunun gibilere sürgün çare değil. Sesini kısmak için şimdilik uygun yer burası. Size layık değil ama müdürüm, kabul edin, büyümüşsünüz. Çok sağ olun efendim. Benim işi çözdünüz ya, ne yapsam hakkınızı ödeyemem. Gerek yoktu ama. Neyse, kapının yanına bırak. Peki efendim. Saygılar efendim, hürmetler. Sağ olun. Sen git. Ben bu akşam kulübe gelemem. Sahi ne oluyor burada müdürüm? Jandarmalar, gelen giden, harp mı başladı? Heh. İyi dedin yahu. Heh. Hani meşhur bir hoca var ya, sorma, sardılar onu başımıza. Şu Burdur'a sürdükleri hoca mı? Evet, o işte. Adı Bediüzzaman mıymış, neymiş? Ne yapmış ki buralara yolluyorlar? Nasıl yapacaksa devleti yıkacakmış. Kabak başımıza patladı. Gel bakalım Şevket evladım, gel. Nahiye müdürünün haberi var. Hocayı alıp Barla'ya götürüp müdüre teslim edeceksiniz. Emredersiniz. Efendim, beraber gideceğiz. Eşyanızı taşımaya yardımcı olayım. Sağ ol evladım, ben taşırım. Hadi gidelim. Daha ne kadar sürecek bu halin? Ut çalıp meşkeden o adam gitti, yerine kim geldi? Allah Allah, olacak iş değil ya. Sazdan sözden gönlüm usandı. Beni anlayamazsın. İyisi mi? Kendi halime bırak beni. Şu mezarlarda çok darda kalmışlar var. Beklerler bizden. Dua edelim. Böreğin kokusu mahalleyi sarmış hanım. Komşuların payını unutmayalım. Koku hakkı da göz hakkı gibidir, bilesin. Bereketiyle inşallah. Yeter yeter, herkese yeter Allah'ın izniyle. Baksana yalnız değiliz. Kardeşim, size zahmet, şuradan kuru üzüm alıverir misiniz? Ne kadar alalım efendim? Hepimize yetecek kadar olsun. Tamam mı evladım? Bildim bileli böyle yazarken kendinden geçersin. Çocukluğumda babam bana bir zattan bahsedip yazınla o önemli zata hizmet edeceksin demişti. O gün bugündür hem yazarım hem de babamın bahsettiği o mübarek zatı merak ederim.
Kim bilir nerededir? Bir an önce o zatı bulabilsem de, kalemim emrinizdedir diyebilsem. Ha, mübarek zat dedin de, bizim buraya bir hoca efendiyi sürgüne getireceklermiş. Doğuluymuş kendisi. Yolcu kimse parayı o öder. Fakat efendim sizi hükümet gönderiyor. Olmaz. Bu şekilde bile olsa milletin parasına el sürülmez. Payıma düşeni vereceğim. Yeter hoca efendi. Bu kadar yeter. Hocam, ne ettin de seni buralara kadar böyle sürdüler? İnsanlar zulmeder, lakin kader adalet eder. Van'da insanlara Kur'an dersi vermeyi bıraktım. Ahiretimi kurtarayım diye inzivaya çekildim. Halbuki insanlara faydalı olmak için işlerinde olmak Cenab-ı Hakk'ın muradıdır. Ben sırf kendimi düşününce kader de hükümetleriyle beni cezalandırıp buraya gönderdi. Ölmüş o, atsana yere. Yazık, niye ölmüş ki? İnsanlar da ölüyor ya. İnsanlar niye ölür? Sen ölmek ister misin? Aa, şunlara bak. At üstündeki baban değil mi? Nereye gidiyorlar? Babam dedi ki kötü biri gelecekmiş. Onu karşılamaya gidiyorlar. Nasıl kötü? Ne yapmış ki? Ne bileyim ben. Kötü dedi babam. Hem de çok tehlikeliymiş. Fazla kalmadı hoca efendi. Gün batmadan varırız. Vakit geçecek. İkindi namazımı kılmam lazım. Kayıkta namaz mı olur hoca efendi? Kardeşim, sen hele kayığın yönünü az şöyle çevir. Allahu Ekber. Böylesini ne ben ne siz gördünüz. Çok tehlikeli bu adam. Aman efendim, sizin bulunduğunuz yerde böyle adamların hükmü mü olur? Bu adam mıymış? Hey ya. Ne zaman diyorlardı? Bediüzzaman. Hmm. Ne demekmiş o? Acayip adam demek. Sürgünü getirdik. Teslim kağıdını alıp döneceğiz. Niye burada olduğunun farkındasındır değil mi? Vukuat istemiyorum. İznim haricinde hiçbir şey yapmayacaksın ona göre. Bulana kadar birkaç gün idare et hocayı. Başımın üstünde yerleri var. Hafız, sakın ola bu hoca müdür beyin izni olmadan bir şey yapmasın. Buyurun. Bu hoca başımıza çok iş açmasa. O işler eskidendi. Eski çamlar bardak oldu. Buyurun. Burası misafir odamız efendim. Uzun yoldan geldiniz. İstirahat buyurunuz. Baştan anlaşalım. Kaidemdir kardeşim. Ücretini ödemediğim hiçbir şeyi kabul edemem. Aman efendim, hiç misafirden para alınır mı? Nasıl isterseniz efendim. Misafirperver kardeşim. Kusura bakma. Bu kaidemi şu ana kadar hiç bozmadım. Hmm.
Buyurunuz efendim. Allah ne verdiyse. Senin adın ne bakalım? Saniye efendim. Bana dua eder misin Saniye kızım? Hı hı. Evladım biraz bekler misin? Teşekkür ederim efendim. Afiyet olsun evladım. Alo? Efendim? Evet, geldi efendim. Hı hı. Hemen boş bir ev bulup tecrit edeceğiz efendim. Hı hı. Emredersiniz. Gözümüz üstünde olacak. Hürmetlerimi arz ederim efendim. Ne oldu baba? Ne olacak? İrticacı hocayla uğraşsın diye bula bula beni buldular. İrticacı ne demek ki baba? Aman. Risale-i Nurlar ilk defa bir çekirdek halinde toprağa burada düştü. Bu çınar ağacı risalelerin ihtişamına, bu sade evde müellifinin tevazusuna işaretçi birer yadigar olarak o günlerden bugünlere kaldılar. Fakirhanemizde kalmanızı çok isterdik. En azından bir tas çorbamızı geri çevirmeseniz. Saniye getirmeyi çok istiyor efendim. Kaidemi biliyorsunuz. O şartla olabilir. Gözünü hocadan ayırma. Aha. Herkesten rapor istiyorlar. Aha. Nereye gidiyor, ne ediyor bileceksin. Aha. Bu adam buraya bir başına kalsın diye yollandı ona göre. Hiç kimse yanına yaklaşmayacak, anladın mı beni? He? Memuriyetinin devamını istiyorsan gözünü dört aç. He? Baş üstüne efendim. O günlerde Barlalılar, ürkek bakışlar ve ürküten bakışların baskısı altında yakaladıkları her fırsatta bu garip insanı kaçamak nazarlarla süzüyorlardı. Bunlara göz açtırsa kim bilir daha neler yaparlar. Adam menfaatçinin önde gideni. İnsan kullanır. Din der ya, aldanmayın. Varsa yoksa para. Thank you.
hala Mustafa Çavuş, dur. Onun toplama bahanesiyle bir işler çevirmiyorsunuz değil mi? İş çevirmeyi, fırıldak döndürmeyi sen daha iyi bilirsin. Tövbe tövbe. Sivrisineğin, böceğin, karıncanın gözünü kim yaratmışsa, güneşi de o yaratmıştır. Pirenin midesini kim tanzim etmişse, güneş sistemini de o tanzim etmiştir. Allah'ın bu sadık kuluna kendi deyimiyle kader kalem vermemişti. İhtiyaç diliyle yaptığı bu duasına kabul alameti olarak Barla ve civarı binler kalem olmak için sıraya girmişlerdi. Bey, yine tarlaya geç kalacaksın. Yağmur gelecek gibi. Biraz acele etsen. Yağmur rahmetin cisim giymiş halidir. Bu sebeple ona rahmet denir. Ne zaman geleceği işaretlerinden önce belli değildir. İşaretlerinden sonra da ancak tahmin edilir. Bu bakımdan geliş zamanı gaybidir. Ve yağmursuzluk anında Allah bizden dua etmemizi ister. Allah gökten yağmuru indirir. Onunla ölümünden sonra yeri diriltir. Ve orada rengarenk bitkiler bitirir. Ölüleri de böyle diriltecektir o. Efendim, izin verirseniz ben yıkayım. Estağfurullah. Kardeşim, senin adın ne? Adım Süleyman efendim. Köyümüze hoş geldiniz. Bakın efendim, ben de şuradaki evde oturuyorum. Komşu sayılırız. Her zaman beklerim. Komşuluk hakkıdır. Ben de beklerim kardeşim. Efendim ben... Hoş geldin Şamlı kardeşim. Hoş gördük efendim. Ben de seni bekliyordum. Ben... Yaz kardeşim. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi önce ona başlarız.
Şu mübarek kelime İslam'ın nişanı olduğu gibi her varlıkta hal diliyle hep onu söylemektedir. Ey nefsim, sen bir yolcusun. Dünya bir uğraktır. Haczin, fakrın nihayetsizdir. Düşmanların ve ihtiyaçlarınsa sınırsızdır. Öyleyse Bismillah de. Şu menzilin merhametli sahibi ve hakiminin ismini al. Bu isimle hareket et ve bütün kainatın dilenciliğinden, her hadisenin karşısında titremekten kurtul. Süleyman'ın Şamlı Tevfi'nin ne işleri var hocanın yanında? Ne yapıyor bu adamlar, ha? Hoca söylüyormuş, onlar da yazıyormuş. Ne demek yazıyormuş? Yahu ne yazıyor bu adamlar? Risale diyorlar. Ne? Risale diyorlar. Aman, neyse ne. Yahu kitap yazılacaksa devlet yazar yazdırır, devlet. Senin neyine gerek kitap yazmak? Evinin önünde de bir yığın tahta var. Çınarın üstüne ev yapacaklarmış. Tahta mı? Çınarın üstüne tahta ev yapacaklarmış, öyle mi? Adam evlere sığmadı da ağaçlara çıkacak demek. Merkeze nasıl anlatırım ben bunu ya? Madem her şey manen Bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini bize getirip veriyorlar, biz dahi Bismillah demeliyiz. Allah adına vermeli, Allah adına almalıyız. Hayrola hocam, düşüncelisiniz. Zaman döner, devran döner. Öyle bir an olur ki kelebeğin kozadan çıkma vaktidir. Demem o ki Barla'da mübarek bir zat vardır. Artık tanışmanızın zamanı geldi. Şeyh midir kendisi? Hulusi Efendi, hele bir gidelim de. Yahu Hüsrev Efendi, hem yaya hem oruçlu gideceksin öyle mi? Hem de 40 kilometrelik yolu. Kamil insanların huzuruna çalımla gidilmez. Mahviyetle gidilir. Bari bir binek alsaydın be kardeşim. Sen ne garip bir adam oldun ya. Ya camiye gidiyordur ya da kıra. Ne anlıyorsa börtü böcekten. Bilirsin ki sigara gibi küçük bir adeti küçük bir toplumda, hem de güçlü bir hükümet pek büyük bir gayretle belki kaldırabilir. Ama Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin maddi kuvveti hiç hükmündeydi. Karşısında cahiliye döneminin o vahşi, inatçı, adetlerine pek bağlı insanları vardı. O, bu insanlardan sahabe denilen bütün zamanların en kutsi cemaatini hem de 23 sene gibi çok kısa bir zamanda çıkarmıştı. Onun peygamberliğini görmeyenlere hodri meydan. Alsınlar en meşhur 100 filozofu, 100 pedagogu, 100 psikoloğu, 100 sosyoloğu, bugünün herhangi bir ülkesine gitsinler, o zatın 23 senede yaptığının %1'ini 100 senede yapabilirler mi? Hulusi Bey kardeşim, ben seni Nur'un birinci talebesi kabul ediyorum. Efendim, müsaade ederseniz sizinle mektuplaşmak arzu ederim. Uzaklığın alameti sayılan mektup yazmak pek adetim değildir. Ama siz yazabilirsiniz. Sağ olun efendim. Bu nasıl bir şey ki? Diğerlerine hiç benzemiyor.
Böyle zamanda iman ve Kur'an hizmeti öyle önemli ki binler kalem imdada yetişmeli. Binler kalem mi dediniz efendim? Barla gibi bir yerde nasıl olur bu? Bizler sebebiz, müsebbib Allah'tır. İncir ağacını incir çekirdeğine taşıtan Allah, barla çekirdeğini de binler meyve veren bir ağaca çevirebilir. Efendi, bu aş pek az değil mi? Haklısın hanım ama hoca efendi birkaç kaşık anca yiyor. Saniye! Geldim baba. Hadi bakalım. Sağda solda oyalanmak yok. Peki baba. Hüsrev efendi kardeşim. Sorduğunuz bu soruların cevaplarını İlmihal kitaplarında kolayca bulabilirsiniz. Bugün daha önemli olan, daha çok gayret edilmesi gereken mesele iman meseleleridir. Alo? Buyurun efendim. Hoca birileriyle görüşüyormuş. Gelenler gidenler oluyormuş. Sen orada bostan korkuluğu musun? Müdür dediğin terfisini düşünün. Aman efendim. Hoca yazdırmaya, okumaya adam bulamayacak dedik. Hadi çıkarsana kafanı. Korktun mu yoksa bizden? Ne yapıyorsunuz keçeliler? Oynuyoruz. Çocuklar. Bu zavallı hayvancığın dili yok. Canının ne kadar çok yandığını size anlatamaz ki. Sizin gibi onu da Allah yaratmış. Bırakın gitsin. Olur hoca efendi. Gerekirse bütün kağıtları, kalemleri ama toplayacaksınız dedik. Yukarısı bu konuda çok hassas, ona göre. Tamam. Hoca geldi, telefon geldi. Keşke ikisi de gelmeyeydi. Fesubhanallah. Süleyman kardeşim, git kaplumbağayı kurtarıver. Keçeliler, size neden daha önce? Bir çare hayvana eziyet etmek size yakışıyor mu? Ha? Bismillahirrahmanirrahim. 28. söz cennete dairdir. Bu barlada her bir kuş, her bir arı diyebilir ki bütün barlanın, bağ ve bostanları benim gezinti ve dolaşma yerimdir. Başkalarının da aynı şekilde barla bahçelerinden istifadesi onun istifadesine mani olmaz. Her bir insan da diyebilir ki benim yaratıcım bu dünyayı bana bir ev yapmış. Güneş lambamdır, yıldızlar elektriklerimdir. Yeryüzü çiçekli halılarla döşeli beşiğimdir. Başka varlıkların yeryüzünden aynı şekilde istifadesi onun bu hükmünü yalanlamaz. Şu halde her bir insan cennette kendine ait bir makamı olsa da cennetin tamamından bir şekilde istifade edebilir. Bunca meselenin yazılması ne kadar kısa sürdü değil mi? Evet evet, 1-2 saat ancak sürdü, akıp gitti. Tam sadakatle hizmet eden Süleyman kardeşimizin bahçesi burası. Onun ihlasının kerametidir. Sabri Efendi önemli bir alimdir. Belki o da gelmek isterdi. Bölgede ciddi bir hareketlenme başlamış. Ben biliyordum onun boş durmayacağını. En iyi hafiyelerimizi Isparta civarına yerleştirdik efendim. Daha sıkı takip altında tutuyoruz hocayı. Siz güya sıkı tedbir alıyorsunuz. Ama tedbirleriniz işe yaramıyor. Adam bildiğini okuyor. İşi çözecek yollar çok efendim. Mesela zehir. İzniniz olursa sarıklığı ortadan kaldırmada kullanabiliriz. Ama bu iş öyle yapılmalı ki kimsenin ruhu duymamalı. Yoksa
Bu halkın huyudur. Gider mazluma sahip çıkar. Barla'ya, Bediüzzaman Hazretlerini ziyarete gidiyorduk. Seni de alalım diye uğramıştık ama... Çok hasta, konuşamıyor bile. Uzun zamandır böyle. Madem önemli bir hocanın yanına gidiyorsunuz, dua etse, bir muska yazı verse de Sabri Efendi şifa bulsa. İnşallah. Cenab-ı Allah şifa versin. İnşallah. Allah razı olsun. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh. Hayya alessalâh. Bunu takınız kardeşim. Peki efendim. Kardeşim, ben şeyh değil, imamım. Allahu Ekber. Efendim, bizler talebeliğe kabul edilmek, kalemlerimizle hizmet etmek istiyoruz. Bunun için ne gerekliyse yapmaya hazırız. Biz size ulaştırırız. Sizler de yazabilenlere yazdırırsınız, sonra geri gönderilir, tahsihlerini yaparız. Yazmakta olduğumuz Risale-i Nurlar, asırlardır tahrip edilen iman kalesini tamir ediyor. Saniye, nereye gidiyorsun? Bak, şehirden getirdim. Renkli resimleri var, ister misin? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Camiye mi? Aha. Kitabı sonra getirirsin. Kardeşim Sabri Efendi'ye selam söyleyin. Benim muska yazmak gibi bir adetim yok. Şifa Allah'tandır. Hepimiz dua edelim. Sabri Efendi inşallah şifa bulur. Hocadan kaç para aldığını deyiversene. Fe subhanallah. Ne parası yahu? Allah rızası için bir insana yardım ettim. Ne var bunda? Uzak dur elin adamından. Bak Süleyman, çoluğun çocuğun var. Müdür bey duyarsa hakkında iyi olmaz ona göre. Bu kadarcık şeye bile israfa girer mi üstadım? Kardeşim, iktisadın her türlüsünü adet edinmek gerektir. Çünkü iktisat, nimete ve nimetteki ilahi rahmete hürmettir. Hem bir şükürdür, hem bereket ve sıhhat sebebidir. Ayrıca insanı manevi dilencilik zilletinden de kurtarır. Sarıklı'nın işi tamam mı? Henüz bir haber yok. Ama çok geçmez sevindirici haber gelir. O kadar kolayca olma. O adam sıradan biri değil. Üstadım, sizi böyle düşündüren nedir? Eski bir rüya. Eski bir rüya mı? O rüyamda önemli insanların bulunduğu bir mecliste sorulara cevap veriyordum. Devletler ve milletler arasında hafif geçen savaşların yerini çok daha şiddetli sınıf savaşları alıyor. Çünkü insanlık daha fazla esir olmak istemiyor. Esareti kanıyla parçalıyor. Şimdi insanlık ücretlilik yükünü çekiyor. Kanaatim o ki ücretlilik yükünü de parçalayacak, o süreçte başladı, hatta geçiyor bile. Benim aklım ermiyor. Bu hoca neyine güvenip de hükümete kafa tutuyor? Bizimkilere göre parasına güveniyor. Lakin adam bir iki kaşık çorbayla bir yumurtayla gün geçiriyor ya. Parasını yemiyorsa ne yapıyor bu adam?
adam topluyor diyorlar. Parayla adamları satın alıyormuş. Aman canım, ne bileyim ne eder ne toplar. Buna mı akıl yoracağım? Hı-hı. Merkez ne derse he de geç git. Ya hafızım, kibrit alsan da ateş yakmak için bu kadar uğraşmasan. Niye kibrit alayım ki kardeşim? Kibrite vereceğim parayı kağıda veriyorum. Böylece birkaç sayfa daha fazla yazmış oluyorum. Bir kuruş da olsa israf israftır. Biz üstadımızdan bunu böyle öğrendik. Mustafa amca ne yapıyor efendim? Bana oturacak yer yapıyor. Orada ne yapacaksınız ki? Okurum, yazarım, istirahat ederim. Niye sen çok okuyorsun? Allah'ın Kur'an'da bize ilk emri okudur. İnsan bir kitaptır, kainat bir kitaptır, Kur'an da bir kitaptır. Hepsi okunmak ister. Okuyup anlamaya çalışıyorum. Üstadım, kuş yuvasını eskisinden daha sağlam bir yere koydum. İçiniz rahat olsun. Allah razı olsun kardeşim. Pek güzel oldu. Cümlemizden hocam. Güle güle kullanın. Evet, çok güzel oldu. Bey. İyiyim hatun. Şu balı hediye edip bir hal hatır sorup döneceğim. Bir dakika bey. Buyur, tütün tabaka. Aramayasın diye. Allah'a ısmarladık. Güle güle, yolun açık olsun. Şunu tüttürüp duruyoruz. Hazır gitmişken hoca efendiye sorsam, bunun hükmü nedir? Bakalım o ne diyecek. It's nearly impossible to define the dimensions of the dangers we are facing. Your words of warning are wise. We must always bear these points in mind, especially when dealing with the likes of Said Nursi. Once he convinces people that he's right about his sacred cause, he will become unstoppable. If that happens, there's only two things we can do to minimize his influence. Karşılığını ödemeden hiçbir şey almıyorum kardeşim. Yanlış anlamayın. Kusura bakmayın. Kaidem. Prensibim. The public is suffering from poverty, and we can use that to our advantage by distracting them with some sort of mindless entertainment, or make them insecure about the days that lie ahead, create a sense of panic about what may come, have them fear the future. Said Nursi has incredible magnetism, and people are responding to his message with great enthusiasm. However, we are determined to limit his threat and what it takes, no matter what the cost. Bunun sahipleri mübarek arılar. Mallarını vermek istemezler, değil mi? Evet efendim. Vermek istemezler. Peki ne yaparsınız? Çıkarmak için biz kovana duman veririz. Arılar dışarı çıkınca biz de balığı sağır alırız. Desenize aynı sigara gibi. Sigaranın da dumanı vücuda girince sıhhat çıkıyor. Hastalık gelip yerleşiyor. Gerçi sizin gibi dikkatli alimler bunu daha iyi bilirler. Estağfirullah efendim. Continuous propaganda is essential here. You need to raise fear against religious extremism. People need to feel unsafe because of this so-called threat. Do you think this will be enough to stop him? Why don't we just get rid of him immediately? That will not remove him from the people's subconscious. We must be careful not to do anything that would encourage people to follow him. In death, he would be an even bigger problem. Once he becomes a hero, it's too late. Yes, as usual, you are absolutely right, sir. Zaman, iman kurtarma zamanıdır. Kader bana kalem vermemiş. Benim gibi yarı ümmi birine binler kalemlerinizle yardımcı olmalısınız. Efendim, binler kalem nasıl olabilir? Ben bir kalemim. Bilir misin, santral merkezler vardır. Birdirler ama binlerce yere birbirine bağlarlar. Birken bin olurlar.
Ispartalı fedakar kardeşlerimiz de zaten kalemleriyle yardıma hazırlar. Risalelerin onlara ulaşması çok önemli. Sen de bu işte santrallik yaparsın. Barla fedakarları tedbirle büyük bir hızla ilk nüshayı Santral Sabri Efendi'ye, o da Nur Katibi Hafız Ali Efendi'ye, Elmas Kalem Hüsrev Efendi'ye ulaştırıyor. Hafız Ali, Bağında Bahçesi'nde çalışan gönüllülere, Hüsrev Efendi, dostu Refet Bey'e, eli kalem tutamayan yaşlılar, evdeki gelinlere, kızlara yazılması için risaleleri ulaştırıyorlardı. Yahu ortalıkta bu kadar kağıt dönüyor, gidiyor, geliyor, siz uyuyorsunuz. Girişleri çıkışları kontrol etmiyor musunuz? Ediyoruz efendim. Lakin... Sen bu işi beceremeyeceksin, anlaşıldı. Madem dünya fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem ebedi hayat burada kazanılacaktır, hem madem dünya sahipsiz değil, hem madem iyilik ve fenalık cezasız kalmayacaktır, hem madem Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez, hem madem dünyevi dostluklar ve rütbeler kabir kapısına kadardır, elbette en bahtiyar odur ki ahiretini dünyaya feda etmesin. Lüzumsuz şeylerle ömrünü telef etmesin. Dünyada misafir olduğunu unutmayıp misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin. Ve selametle kabir kapısını açıp ebedi saadete girsin. Çok yoruluyorsun Zehra. Benim işlerim de sana kaldı. Bey, sen yeter ki yaz. Benim için hiç tasa etme. Hoca Efendi'ye yardım etmen daha önemli. Hocaya her gün çorba mı götürüyorsun? Hı. Korkmuyor musun? Niye korkayım ki? Bana üzüm de veriyor. Çok iyi biri o. Bana da veriyor. Ben de korkmuyorum. Hoca Efendi evine gelenleri niye yazdırıyor ki? Babam hep kızıyor ona. Senin baban niye her şeye kızıyor? Ya
Keçeri Mustafa, sen adının önemini biliyor musun? Peygamberimizin adı demek. Peki manasını biliyor musun? Seçilmiş, süzülmüş, tertemiz demek. Bu kainatı bir ağaç gibi düşün. Ağaç çekirdekten çıkar, meyve verir ve o meyvede yine çekirdek vardır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Mustafa olarak bu kainat ağacının hem çekirdeğidir hem de onun en güzel ve en seçkin meyvesidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hoşuna gidecek bir şey yapmak ister misin? İhlas suresini okuyabilir misin? Kul huyu mu? Tam okuyamam ama. Ben sana yardım ederim. Kullu vallahu heyat. Allahu samet. Allahu samet. Lem yelid ve lem yulet. Lem yelid ve lem yulet. Ve lem yekul lehu kufuven ahad. Ve lem yekul lehu kufuven ahad. Aferin, bak ne güzel okudun. Azıcık daha gayret edersen bir daha kendin okursun. Ezberlediğinde ben seni dinlerim. Zehirleme işi uzadı gitti. Adam okuyup üflüyor mu nedir? Aslında en iyi çözüm böylelerini herkesin içinde sallandırmaktır ama ne yaparsın Emir böyle. Şu dava bir kapansa da rahat etsek. Zayıfladım ya. İyice gemi azıya aldılar. Gizli gizli Arapça ezan okumaktan vazgeçmiyorlar. O da iş mi? Adamlar hocanın camisinde her vakit cemaatle namaz kılıyor. Bilmediğimiz dualardan da okuyorlar. Aslında camiye şöyle gürültülü bir baskın yaptırsak bir daha hocanın yanına korkudan kimse yaklaşamazdı. Yapsanız adamları tutuklamaya gelmediniz mi buraya? Hadi kardeşim tutuklasana. Allah Allah. Bunun hesabını sorarım ben size. Ne oldu? Neden tutuklamadılar hala? Gel bakayım. Hadi çıkın dışarı, çıkın. Boşaltın camiyi. Çıkın. Tamam çıkacağız. Hadi çıkın dışarı, hadi, hadi. Çıkın. Tamam, tamam. Boşaltın camiyi, hadi. Hoca, hoca. Sen bu adamlara kötülük yapıyorsun. Hükümet hepsini sallandıracak. Hem bu 3-5 cahil köylü senin ne işine yarar? Bu yapılanlar kanun dışıdır. Böyle yapmakla bizi korku ve telaşla sindirmek istiyorlar. Aslında bize işkence edenler kaderin sırlarına akıl erdiremiyorlar. İman hakikatlerinin inkişaf etmesine bilmeden hizmet ediyorlar. Bizim vazifemiz onlar için de hayır temennisinden ibarettir. Kardeşim, Risale-i Nur'un elmas hakikatleri koruma altındadır. Bunlar şimdi tamamen benim şahsıma hücum ediyorlar. Sizlerle görüşmeyi azaltalım. Yazma işini böylece daha rahat yaparsınız. Ne oldu civanım? Neyin var senin? Dede bana kul huyu öğretir misin? Oğul, çok yorgunum. Bütün gün tarladaydım. Erken yatayım diyorum. Yarın öğreteyim ha? Dede, Bediüzzaman hocanın niye hiç uykusu gelmiyor?
Beyim ne aradınız? Belki bir yardımımız falan olurdu. Kağıt arıyoruz. Kağıdınız mı kalmadı oğullar? Ben okuma yazma bilmem ki komutanım. Ne işim olur benim kağıtla? İslamiyet güneş gibidir. Üflemekle sönmez. Gündüz gibidir. Göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar. Hulusi'den mektup var. Hulusi, Risale-i Nur talebeliğinin hakkını veriyor. Onun soruları bir kitap teşkil edecek kadar oldu. Merakla bekliyordur, cevap yazalım. Tamam üstadım. Diğer sorunuz, ölüm nasıl nimet olabilir? Bismihi Subhane. Ölüm dar, sıkıntılı, dağdağlı, zelzeleli dünya zindanından çıkıştır. Geniş, sevinçli, ıstırapsız, baki bir hayata, ebedi sevgilinin rahmet dairesine girmektir. Yazı akışını neden hala kesemediniz? Adamlar gözünüzün önünde at oynatıyorlar. Efendim sadece barla değil ki, her yere ulaşıyorlar. Ne yaparsan yap, önle bunu. Olmadı hocanın kapısından geçenleri tut, nezarete al. Ulhu'yu okuyayım mı? Ezberledim. Oku Mustafa evladım, seni dinliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ve Allahü eyyat. Allahü semet. Lem yelit ve lem yulet. Ve lem yeküllehü küfü ben eyyat. Maşallah evladım. Çok güzel. Buyur evladım. Sağ olun. Afiyet olsun. Ben iktisadi prensip edinmişim. Ekmeğim uzun süre yeter. Ona göre gelin kardeşim. Ama üstadım, biz sizi daha sık ziyaret etmek isteriz. Kardeşim, benim yüzümden size ve Risale-i Nur'lara zarar vermelerinden korkarım. Onlar benim şahsımla uğraşırken nurlar parlamaya devam eder. Şahsımı kusurlarımla çürütmek ve ihanetlerle halkın nazarından düşürmek, Risale-i Nur'a zarar vermez. Belki bir cihette kuvvet verir. Benim bir fani dilime bedel, yüz binlerce baki Risale-i Nur nüshaları konuşur. Onun halis talebeleri, binler kuvvetli lisanlarla o kutsi vazifeyi kıyamete kadar devam ettireceklerdir. Tabiat bir sanattır. Sanatkar değildir, nakıştır. Nakkaş değildir, hükümdür. Hüküm koyucu değildir, kanundur. Kanun koyucu ve kudret değildir. İman,
insanı Allah'a bağlar. Bu bağla insandaki ilahi sanat ve ilahi isimlerin nakışları görülür de insan bunlar nispetinde kıymet alır. İman hem nurdur hem kuvvet. O nurla hem insana hem kainata ilahi mesajlar okunur. Hakiki imanı elde eden insan kainata meydan okuyabilir. İman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Küfürse insanı gayet aciz bir canavar eder. Kardeşim, akşam olmadan sen git istersen. Üstadım, mübarek cuma gecesi şayet müsaade ederseniz sizinle kalıp dua etmek istiyorum. Kardeşim, bir parça şekerimizle çayımız var. Hay hay üstadım, ben çay yapayım. Bak şu kainat kitabının rengarenk sayfasına. Kudretin altın kalemi gör ne resimler çizmiş. Kalmamış karanlık bir nokta gönül gözü olanlara. Ayetlerini Allah sanki nur ile yazmış. Kulak ver yıldızların şu pek şirin hutbesine. Bak nasıl yazmış hikmet o nurdan mektuplarını. Hep beraber nutka gelmiş, gerçeğin diliyle derler. Bir Kadir-i Zülcelal'in muhteşem hakimiyetine. Nur saçan birer deliliz, hem Yaradan'ın varlığına, onun birliğine ve kudretine de şahitleriz biz. Şu zeminin yüzünü süsleyen nazlı mucizeleri, temaşa eder melekler bizim üstümüzden. Bu semanın yeryüzüne bakan, cennete dikkat kesilen, binler pek dikkatli, araştırıcı gözleriz biz. Ya Hayyu, ya Kayyum, ya Hayyu, ya Kayyum, bi rahmetike nestağîf. Allahümme aslih lana şe'nena kulle. Sarıklı iki aydır dağdaymış. Dağda olması bizim için daha iyi değil mi? Kurla kuşa konuşsun dursun. O kurtla kuşla konuşurken bir yolunu bulur. İnsanlara da sesini duyurur. Bu adamı biraz fazla önemsemiyor musunuz efendim? Bu sarıklı başka. Halk bu adamda bir hocadan fazlasını bulur. Peşine takılır gider. O zaman doğrudan temizleyelim gitsin. Kolay değil onu öldürmek. Ölüsü de dirisinden fazla ses getirir. İşimizi bozar. 13. asrın sahibi Mevlana Halid-i Bağdadi ile üstadım arasında hayatlarındaki bazı hadiseler dahil tam yüzer yıla karşılık gelen pek çok tevafuklar olması çok manidar. Hoca efendi, biz köye dönüyoruz. Sen de dönsen iyi olur. Yakında kar bastırır. Selamünaleyküm hoca efendi. Dönmeniz iyi olmuş. Saniye. Bak bakalım hangisini beğeneceğiz. Ver bana. Ver onu ben tutuvereyim.
kendisini beğendin. Efendim, iş tamamlandı efendim. Yarına kalmaz neticeyi alırız efendim. Güzel. Hürmetlerimi arz ederim efendim. Haberler iyi. Hı-hı. Hocanın icabına bakıldı. Güzel. Yarına kalmaz işi biter. Anladım. İş bitmiş efendim. Sarıklı ölmüş mü? Saatler kaldı efendim. Söylediğiniz kadar kolay olmasına şaşarım. Keşke olabilse. Keşke. Allah'ım sen şifa verensin. Üstadımıza şifa nasip eyle ya Rabbi. Kardeşim, üstadımızı zehirlediler. Günlerdir tek kelime etmedi. Sağından soluna dahi dönemiyor. Ateşler içinde. Ölümle pençeleşmekte. Kardeşlerin dualarını istirham ederiz. Vakti geçti mi? Üstadım. Şükürler olsun. Hayır üstadım, henüz vakit var. Rabbime şükürler olsun, iyileşiyorsunuz. Sizin için çok endişe ettik. Kardeşim, Allah'ın izniyle Risale-i Nur'u Anadolu'nun bağrından kimse söküp atamayacak. Üstadım, saniyeyi lafa tutmuşlar. Kalem vereceğiz kardeşim, diye çorba. Maziye ve musibetlere kader açısından bakmak gerekir. Elemler vazifesini bitirince geriye sadece lezzetleri kalır. Hoca ölecek mi? Hoca efendi iyileşti bir kere. Annemle biz de dua ettik o iyileşsin diye. İnanamıyorum. Ölmemiş. Nasıl olmuşsa ölmemiş. Söylemiştim. O kadar kolay öldürülemez diye. O sarıklıyı yok etmenin başka yolları da var. Böyle ham tesellileri bırak da hemen bir fotoğrafçı gönder. Sonra da gazetelere yollayın o perişan görüntüsünü. Üstadım, Eğirdir'den fotoğrafçı göndermişler. İlla fotoğraf çekmem lazım diyor. Ne yapalım? Resmen bizimle dalga geçiyor. Efendim ne yapalım? Bu resmi gazetelere gönderelim mi? Yırt gitsin. Şu 2-3 aydır pek yalnız kaldım. Garibane dağlarda ağaçların hüzünlü hemhemeleri içinde kendimi gurbet gurbet içinde görüyorum. Fakat Allah'a tevekkülle dertlerime çareyi bizzat derdin kendisinde bulmuşum. Allah'ı bulan neyi kaybetmiş, onu kaybeden neyi bulmuştur? Kardeşim,
acaba şu gurbette, şu misafirhanede vazifem bitmiş midir? Yazılan Risale-i Nurlar kafi midir? Sizleri ve sözleri yerime bırakıp artık ulvi kurbeti arayabilir miyim? Üstadım, küçücük hizmetlerimizi bile çok büyük görüyorsunuz. Bizi hep teşvik ediyor, pek noksan istidadımıza çokça teveccüh buyuruyorsunuz. Bu zamanda tahkiki iman dersini vermek pek büyük bir fazilettir ve kutsi bir vazifedir. Tahkiki imanı taşıyan bir mümin, çok müminlere dayanak noktası olur ki, ehli iman halk kitleleri ondaki iman kuvvetine dayanmakla güç bulurlar. Haberler endişe verici. Sarıklı'nın zehirlenmeden kurtulması onu halk nazarında kahramanlaştırmış. Direkt temizleyelim, bitsin bu iş. O çözüm değil. Sarıklı'yı halkın nazarında düşürmemiz lazım. Açıkça yapılacak bir suikast onu önü alınmaz yapar. Hep seyirci mi kalacağız? Daha yeni başlıyoruz. Dur bakalım. Acele etmek yanlış yaptırır. Hafız, yazmaya devam gerekiyor. Aşk şiddetli bir muhabbettir. Fani sevgililere yöneldiği vakit ya kendi sahibine daimi bir azap ve elemde bırakır ya da o fani sevgili o şiddetli muhabbete değmediği için ebedi sevgiliyi aratır. Böylece bu mecazi aşk hakiki aşka, Allah aşkına dönüşür. Allah Allah, hayret. Bu risaleler ne kadar ince meselelerle dolu. Hem kalbi hem aklı besliyor. Ne okuyorsun babacığım? Kur'an hakikatlerini öğreten bir kitap bu. Ben bu zatı savaş yıllarından beri duyarım. O zamanlar gönüllü alay komutanıydı. Talebeleriyle birlikte Doğu cephesinde büyük bir kahramanlıkla savaştı. Şimdi Barla'ya sürmüşler bu güzel insanı. En kısa zamanda ziyaret edip duasını almayı düşünüyorum. Just spread the word that Said Nursi is manipulating religion for his political gain, and also claim that his main goal is to establish a dictatorship based on religion. You need to ruin his positive image. Use his ethnic background, for example. Tell people things like, you're Turkish, whereas he is Kurdish. You have many Turkish scholars, why would you follow a Kurdish religious figure for God's sake? Yes, sir, that's excellent. You must discourage Said Nursi's students in various ways, using greed and jealousy and the greatest weapon, fear. Bu hizmete şeytandan başka kimse karşı çıkamaz. Biz insanların imanlarının ve ahiretlerinin kurtulması için çalışıyoruz. İmansızlık başka şeylere benzemez. Zulümde, fıskta, büyük günahlarda şeytani birer lezzet bulunabilir. Fakat imansızlıkta hiçbir lezzet yoktur. O, elem içinde elem, zulmet içinde zulmet, azap içinde azaptır. Üstadım, izin verirseniz çayı ben yapabilir miyim? Dur kardeşim, orada ateş yakma. Bu otlar da canlı birer varlık. Hayat hakları var. Hem kendi dilleriyle Allah'ı tesbih ediyorlar. Ateşi otların olmadığı bir yerde yaksanız. Kardeşlerim, ben kalkıyorum. Yarın Arefe, hacılar Arafat'ta olacak. Arefe günlerinde ben bin ihlas okumayı adet edindim. Emredersiniz efendim. Baş üstüne. De şey, onca silahı buraya nasıl getirir bu adamlar? Hani yol falan yok ya. Emir böyle. Emirleri ya uygularsın ya da çeker gidersin. Anlaşıldı mı? Of! Oradan emir verip ahkam kesmek kolay tabii. Gel de insanları buna inandır. Ben nasıl çıkacağım bu işin içinden? Of! Gülüm Allah'a emanet.
Allah samet. Lem yelit ve lem yulet ve lem yekullu kufuven ehad. Kul huvallahu ehad. Allah samet. Lem yelit ve lem yulet ve lem yekullu kufuven. Kul huvallahu ehad. Allah samet. Lem yelit ve lem yulet ve lem yekullu kufuven ehad. Ne yapıyorsunuz kız? Hoca efendi Arife günü 1000 tane İhlas suresi okuyormuş. Sevap olsun diye annemle biz de okuyoruz. İyi okuyun. Bayramınız mübarek sizin olsun. Sizin de bayramınız mübarek olsun bayramınız kardeşim. Bayramınız mübarek olsun efendim. Bedrettin evladım, bugün yanıma gelen çocuklara bayram hediyesi olarak ceviz verdim. Yalnız Fatiha suresini okuyabilenlere daha çok vereyim diyorum. Ben de biliyorum efendim, okuyayım mı? Oku. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Aferin Bedrettin evladım. Sağ olun efendim. Çocuklara Kur'an öğretmek çok çok mühimdir. İhmal edilmemelidir. Kur'an hizmeti maddi manevi bereket vesilesidir. Üstadım, dua buyurun da ben de Kur'an okutmayı ömrüm boyu yapabileyim. Allah muvaffak etsin kardeşim. Üstadım, manevi evladım Bedrettin'e bir kardeş bekliyoruz. O da erkek olur inşallah. Kardeşim, çocuk onu yaratan merhameti sonsuz Allah'ın bir hediyesidir. Hediyenin mahiyetine değil, gönderene bakılmalıdır. Hoca bunların da başını yaktı. Gördün mü? Eğirdir'e sorguya gidiyorlar. Bu kafayla giderlerse daha çok Eğirdir'e giden olur. Silahları nereye sakladınız? Öylesene bir adam! Konuş! Bir tek askerde silah gördüm. Başkanı görmedim. Bilmiyorum. Götür şunu. Şamlı Tevfi'yi getir. Şamlı Tevfik, sen gel. Daha boşuna çıkmamışlar ha. Bir orduluk silah yığmışlar. Tabii hükümet de bunu öğrendi. Bir orduluk silah 5-10 kişi o dağlara nasıl taşımışlar ki? Madem yeri belli, gidip alın silahları. Niye dağda bırakıyorsunuz öyle ki? Ya. Bak hoca, bir orduluk silahtan bahsediliyor. Nerede bu silahlar? Bir orduluk silah varsa bir ordu da taşıyan vardır. İspat iddia sahibine aittir. Merkez var diyorsa vardır. İyi, o zaman işiniz daha kolay. Var olanı ispatlamak hiç de zor değildir. Bak hoca, sen de herkes gibi kıl namazını, yap duanı, ne yazıyorsun çiziyorsun? Dine hizmet senin neyine? Gereken hizmeti devlet yapar. Bak bakalım o zaman seninle uğraşan oluyor mu? Ölümü öldürüp kabir kapısını kapatabilir misin? İhtiyarlığa dur diyebilir misin? Her gelinin gidişini durdurabilir misin? İçindeki ebed ebed diye inleyen sesi kesebilir misin? Görüyorsun, kabir kapısı kapanmıyor. Dünya bizi terk edip gidiyor. Ruhumuz ebed ebed diye inliyor. İnsanlığın bütün gayretiyle bu müşkilin halline çalışması lazım değil mi? Hanım acele et. Bitmesi gereken yazılarım var. Bu adamlar bize çok vakit kaybettirdiler. İşleri ben yaparım. Sen yazıları yetiştir. Allah seni iki cihanda aziz etsin hatun. Kardeşim, tekrar Çam Dağı'na inzivaya çekilmem iyi olacak. Birileri yine şahsımla uğraşıyor. Onlar benimle meşgulken siz hizmete devam edin.
Üstadım, biz nasıl yapalım? Sizler de kardeşim, tedbiri elden bırakmadan, yanlış anlamalara fırsat vermeden kesintisiz hizmetinize devam edin. Hizmet edenler ellerini gevşettikleri zaman şefkatli bir tokat yeme ihtimalleri vardır. Bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz, bir harf katipsiz olamaz, biliyorsun. O halde nihayet derecede muntazam şu kainat nasıl hakimsiz, sahipsiz, yaratıcısız olabilir? İnşallah üstadımın tarifine uygun yazabiliyorumdur. Hüsrev kardeşim elmas kalemiyle çok önemli bir hayra vesile oluyor. Sadece gözüyle bakabilen tabakaya da şevk olacak bu hat inşallah. Kur'an kelimelerinde Hafız Osman hattındaki az bir tasarrufla üst üste tevafukların çokluğu görülebiliyor. Bunlar tavsiye edilecek risaleler üstadım. İki mektup ve bir de kutu var. Vanlı Hacı Nuh Bey'den. Bu zat çok vefalıdır. Ben neredeysem hep arayıp bulmuş, irtibatını kesmemiştir. Demek tekrar hacca gitmiş. Bize ravza teberrükleri göndermiş. Hafız, bizim Nuh Bey'e gönderilmesini söylediğim Mucizat-ı Ahmediye risalelerine göndermiştiniz değil mi? Gönderdik üstadım. Allah razı olsun. Üstadım, Hacı Nuh Bey'in ravza hediyeleri tam 21 adet. Sizin bize hazırlattığınız risalelerin adedi de 21. Bu güzel bir tevafuğa benziyor. Ve subhanallah. Demek Ravza-i Tahire'den gelen bu teberrüğe Mucizat-ı Ahmediye Risalesi'nin mukabelesi de latif bir tevafuk olmuş. Her hadise gösteriyor ki varlıkta tesadüfe hiç yer yoktur. Üstadım, nurlar sayesinde biz bu hakikati ilmen ders alıyorduk. Hadiseler diliyle de bu dersimizi yakinen pekiştiriyoruz. Bu da biraderim Abdülmecid'den. Bu zamanda vefalı, sadık dost yoktur diyenlere bu zatlar güzel bir cevaptır. Kardeşim, dünya tadımlıktır. Esas buluşma ukbadadır. Kız kardeşim hanımdan da haber var. Şam'da ikamet eden kız kardeşim hanımın selamını iletiyor Abdülmecid. Kız kardeşim de beni çok merak ediyormuş. Bu mübarek ve alime kadın dualarından beni hiç eksik etmez. Cevap yazmak ister misiniz? Cevap yazmamız haklarıdır. Aziz, sıddık, araştırmacı kardeşim Refet Bey, yeni doğan kız evladınız hayırlı olsun. Yolumuzda en mühim esas şefkattir. Kızlar da şefkat kahramanları olduğu için daha çok tebrike değersiniz. Münasip bulursanız ismi Zeynep olsun. Ve bir başka bereket kaynağı olan Kur'an öğretmeye devam etmenizi de bütün ruhu canımızla arzuluyoruz. Üstadım bu yuvaları görürse çardağı buraya kurdurmaz. Her yer karınca dolu. Üstadım görmeden şunların üstünü toprakla kapatsam iyi olur. Yuva yıkarak yuva yapılmaz Mustafa Çavuş.
Siz bu çardağı başka yere kurun. Üstadım, burada yuvanın sonu gelmez. Her yer karınca dolu. Biz de gider kendimize başka yer ararız. Yuvalarına zarar verdik. Bu şekerler de onların çayı olsun. Üstadım, sizin bu karınca milletine ayrı bir iltimasınız var. Gençlik yıllarınızda da çorbanızın pirinçlerini ayırır, karıncalara verirmişsiniz. Bu karınca ve arı milletleri cumhuriyetçidirler. O cumhuriyet perverliklerine hürmeten çorbamın tanelerini onlara verirdim. Efendim, hafiyelerimiz Sait Nursi'nin etrafının gittikçe kalabalıklaştığını bildiriyor. Dağda da olsa boş durmayacağı belliydi o sarıklının. Nasıl olur da bir adam dört duvar arasından bu kadar kişiye hükmedebilir? Dini işler böyledir. Düz mantıkla açıklayamazsınız. Çözüm ne peki? Mücadelemizde sonuna kadar ısrar edeceğiz. Israrlı olmazsak bu adam planlarımızı alt üst eder. Hocanın milleti farklıydı değil mi? Evet. Evet. Türk olmadığını nazara verelim. Etraftaki adamlarımız sürekli bunu fısıldasınlar. İnce ince işlesinler. Ne? Sait Nursi'yi bir zabit daha mı ziyaret etti? Binbaşı Asım dedin değil mi? Hıhı. Hı. Çığırından çıktı. Evet efendim. Adamlar kimseden korkmadan gelip hocanın elini öpüyorlar. Haklısınız. Yakacaklar. Bak tekrar ediyorum. Ne yap et, bölgenin kağıt girişini de, adam gelişini de daha sıkı kontrol et. Baş üstüne efendim. Bu hoca farklı milletten, sizler farklı millettensiniz. Neden onun peşine takılıyorsunuz? İyi de muallim efendi. Hepimiz Allah'ın kulu değil miyiz ki? Öyle ama kendi hocalarımız dururken dışarıdan gelenlerin peşine niye takılalım? Hayrola, ne konuşuyordunuz? Bu hoca Kürttü. Otur, otur. Bize bundan hayır gelmez diyorduk. Çok doğru demişsiniz. Bu adamın eline fırsat geçse memleketi ikiye böler. Müdür bey, bu zatın yazdıkları da yaptıkları da ortada. Münazarat diye bir eseri var. Cumhuriyetin ilanından evvel yazılmış. Kürt aşiretleri arasında gezip halkı birlik beraberliğe çağırmış. Hatta Yavuz Sultan Selim'in tefrika endişesiyle kalbinin nasıl titrediğini anlatan bir şiirini misal getirerek Kürtlerin mutlaka Türklerle beraberliği adına ben o zatın yolunu tutmuşum diyor. Bunun neresinde ne bölücülük var? Nerede kaldın? Gecikirsen mesul olacaksın. Ne bilelim işin üç yüzünü? Her yazılana kulak asarsak. Hem yalandan kim ölmüş? Yalan bu zatın ağzından hiç çıkmamıştır muallim efendi. Meşrutiyet günlerinde herkesin ırkçılık adına ayağa kalktığı günlerde İstanbul'daki Kürtleri nasıl sükunete ikna ettiği de herkesin malumudur.
Kürtçülük cereyanlarına kapılıp fasık bir Kürt'ü salih bir Türk'e tercih ederim diyen alim dostunu nasıl ikna edip vazgeçirdiği de kitaplarını okuyanların malumudur. İyi de neden sürüldü buraya ha? Memlekete zararlı olduğu için herhalde. Bu adam Kürt. Bunu kafanıza sokun. Mutlaka gizli hesapları vardır. Bize bundan hayır gelmez. Neden gelmesin müdür bey? Bu insan hem Meşrutiyet Meclisi'nde hem de Cumhuriyet Meclisi'nde Van'da bir üniversite açtırmak için uğraş vermiş. Meclisten karar çıkartmış. Hem din ilimleri okunacak hem de fen ilimleri okunacak bir üniversite. Çocuklar ayrıca dil öğrenmiş olacaklar orada. Kendi gibi yobaz yetiştirmek içindir. Devri geçmiş şeylerin dilini bilsen neye yarar? Müdür bey, Bediüzzaman o üniversitede Arapça lazım, Türkçe vacip, Kürtçe caiz olmalı demiş. Üstadımızdan başka Türkçe öğrenmenin vacip olduğunu söyleyen kimse olmuş mudur? Bu bile başta başına önemli değil midir? Hafız sen de başımıza filozof kesildin ha. Allah. Bundan sonra ne Arap'la ne de Kürt'le işimiz olmaz. Bak. Aynen. Muallim bey de hoca çocuğu. Dini sizden daha iyi bilir. Aklınızı kullanın da o ne diyorsa öyle hareket edin. Elin adamının peşine yok yere takılıp gitmeyin. Yakında bunu buradan uçururlar. Uçursalar ne olacak yani? Başın göğe mi erecek? Ne istiyorsunuz? Kendi halinde mübarek bir hoca işte. Hazır üstadım. Mektubu hemen Eğirdir'e gönderelim. Bir hatıra binaen çok sert yazmaktan vazgeçtim. Tamam efendim. Ben buralarda geçeceğim. Ama bu işin resmi vazifelisi insan olarak buranın ıslahına herkesten önce siz memursunuz. Fakat kaç senedir oğlunuza olan şefkat sebebiyle ve memuriyetinizi düşünerek bana çok büyük zarar verdiriyorsunuz. Daha çok vebal almamak için oğlunuzu buradan çekin. Birileri namına bana gönderdiğiniz o kitaplarla ahirete yönelik hangi mesele çözülür? Ruhu ebed ebed diye inleyen insanın hangi sıkıntısı giderilir? Son gelen istihbarat raporlarını gördünüz mü? O raporlar doğruysa yüz binlerce risale yazılmış olması gerekir efendim. Ne? Yüz binlerce mi? Korkunç bir rakam! Orada onca insan uyumuşlar mı peki? Arkadaşlar her türlü baskıyı kullanıyorlar efendim. Yeterli olmayacağını söylemiştim. Yeterli olması için ne lazımsa yapmaya devam ediyoruz. Bölgeye gidip durumu yerinde göreceğim. Ehli nifak ve dalalet, iman ve Kur'an hizmetkarlarını yollarından alıkoymaya çalışırlar. Bunun için kullandıkları entrikalardan biri de menfi milliyetçiliktir. Türkçülük perdesi altına girip Türk düşmanlığı yapan din bilmezlere derim ki, ben bu milyonlarca kardeşimi Kürtçülük yapan bir avuç insana asla tercih etmem. Ben Türk olan bu vatanın müminlerine ve Kur'an'ın bayraktarlığını yapan bu milletin evlatlarına karşı çok şiddetli muhabbet duyuyorum. Ey propagandalarla kardeşlerimi benden soğutmaya çalışanlar! Çok sevdiğinizi iddia ettiğiniz bu millete hangi menfaatiniz dokunmuştur? Sen kabul buyur vasıl eyle ya Rabbim. Allah rahmet eylesin kardeşim. Zehra Hanım risale yazabilmen için senin işlerini de üstlendi. Çok hastalıklar çekti. Belki de senin bedeline göçtü bu dünyadan.
Ben bu merhume hemşiremizi has talebelerimle birlikte hep dualarıma dahil edeceğim. Allah razı olsun üstadım. Cümlemizden. Hep mazeret, hep mazeret. Elinize bütün imkanları verdik. Ama sonuç ortada. Isparta'da gerekli hazırlıklar tamamlandı mı? Evet efendim. Mesela hala Arapça ezan okumaya devam ediyorlar mı? Evet efendim. İşte size gerekçe. Adam tam bir cumhuriyet düşmanı. Barlada kalmamalı. Said Nursi'yi celbedip Isparta'ya gönderin. Etrafındakileri dağıtın, irtibatlarını kesin. Emir böyle. Tutuklamalar, sorgular, baskılar. Bundan sonra gitgide şiddetini arttıracak gibi gözüküyor efendim. Hayırlı işlerin muzır manileri çok olur. İslamiyet tarihi boyunca Risale-i Nur talebeleri gibi bu kadar az sıkıntıyla böyle geniş muvaffakiyet hemen hemen hiç görülmemiştir. Sarıkların Isparta'ya sevki için harekete geçildi efendim. Bu işi ne kadar çok önemsediğimi anlamıyor olabilirsiniz. Bu adam milletin maziyle bağlarını hem hatırlatıyor hem de güçlendiriyor. Öne alınmazsa insanlar bu sene kapılır giderler. Haklısınız efendim. Ama artık o devirler çok geride kalmadı mı? Geride kalmış olabilir. Ama şuur altlarında halkın din duygusu hala güçlüdür. Sarıklı o külleri içinden gelerek üflüyor. Bu anası, bu da yavrusu. Bunlar vefalı dostlar. Beni hiç yumurtasız bırakmadılar. Ben gittiğimde onlara bakar mısın? Gitmek mi? Üstadım hayırdır? Namaz vakti. Arapça ezan okunurken camiye gireceksiniz. Suçüstü edip karakola getirin. Buradan götürülecekler. Namaz kılarken almak günah olmaz mı efendim? Varsa günaha emir verenlerin boynuna. Siz söyleneni yapın. Emredersiniz. Yes, yes. Hadi bakalım. Hoca gidiyor. Bundan sonra seni de beni de arayan soran olmaz. Artık zırt pırt daireye girmek yok. Bekçiliğini bil, haddini aşma. Çıkın dışarı. Ne oluyor? Ne istiyorsunuz bizden? Hadi boşaltın burayı, boşaltın. Hadi çabuk. Kardeşlerim, endişe etmeyiniz. Müteessir olmayınız. Ümidinizi kesmeyiniz. Bizler inayet altındayız. Bu insanlar emir almışlar. Onun için ilişiyorlar. Onlara da gücenmeyiniz. Bana dua edin olur mu?
Sizler masumsunuz. Dualarınız reddedilmez. Rota Isparta'dır. Tarihte eşine az rastlanır zulümler artarak devam edecektir. Bütün dünyasını bir sepete sığdıran mazluma, koca bir dünyaya sığamayanların zulüm ve işkenceleri artarak sürüp gidecektir. Işık var çevresinde.